Sarkis Atspanyan'la birlikteyiz. Sarkis Atspanyan araştırmacı, yazar, sosyal, toplumsal, siyasi çalışmaların içerisinde gayet aktif olan Ermenistan'da Ermeni halkının daha iyi şartlarda, daha iyi koşullarda yaşaması için mücadele veren bir şahsiyettir. Eklemek istiyor musun kendini tanıtmak için bir şeyler? Eksik bir şey söylemediysem. Yok, bir tane şey var. Ben Girigya'da doğdum. 1962 yılında. Hep zoruma gidiyor. Ne zaman ki Türkiye diyorlar, Anadolu diyorlar. Konuştukları zaman eşyalara kendi ismini vermeden konuşan hiçbir insanı kabul edemiyorum. Ne Anadolu'nun neresi olduğunu biliyorlar oradaki toplum. Ne Ermenistan'ın nerede olduğunu biliyorlar. Ne Zazı halkının nerede yaşadığını biliyorlar. Kendi kendilerine böyle bir tane kapak bulmuşlar. Anlamadığım bir elbiseyi giyiyorlar. Şimdi Google var 21. yüzyılda. Google'a gir, Anadolu yaz, sana getirir Anadolu'nun nerede olduğunu. Anadolu Manisa'da bitiyor. Anadolu, Anatolia denilen şey, Rumca. Ha, Yunanistan'ın doğusu demek. Doğusu yani İzmir, Aydın, Manisa, Eskişehir'e kadar. Oradan sonrası Anadolu değil. Ondan sonra başlıyor Kamir, Kapadokya. Kapadokya'dan sağ Ermenistan. Yani 1912 yılına kadar Osmanlı İmparatorluğu'na basılmış bütün haritalarda Osmanlı'nın yazdığı Ermenistan, niye bilmiyorum, Anadolu oluyor. Hakkari'de Anadolu, Ağrı'da Anadolu, Dersim'de Anadolu. Nasıl belli değil. Niye kimse oraya Kafkasya demiyor? Niye kimse oraya Finlandiya demiyor? Bu kadar açık. Onun için ben biraz böyle çok çapından fazla siyah beyaz bir insanım. Ve biraz da çok belgeli ve bilgili konuşan bir insanım. Kaynaksız hiçbir şekilde tek laf etmişliğim yoktur dünyada. Tek bir cümle kurmuşluğum yoktur. Evet, ben bir araştırmacı yazarım. Ve Türkçe dilinde de benim binlerce makalelerim var. Okuyabilirsiniz. Ha, yani o toprağın üzerinde yaşayan insanların o toprağa kendi adını vermeleri lazım. Biz şu an bir masada oturuyoruz, bu masa. Ha? Sen bir kızsın, ben bir erkeğim, bu bir sandalye, isim. Sen bana diyemezsin sen sandalyesin. Ben sana Ermeni diyemem sen masasın. Ermeni diasporasının tanımlarken mesela en önemli ayrıntısı nedir Ermeni diasporasının? Söyleyeyim Ermeni size. Ermeni diasporasını bu kadar özel kılan nedir? Özellikle genelde bir klasik diaspora var. Ha, bir de daha sonra mecburi şartlardan oluşan diaspora. Ermeniler 16 krallık kurmuş bir uygarlığın, ha, Ermenistan uygarlığının öz evlatları olan Ermenilerin diasporası şimdilik değil, millattan öncesine dayanıyor. Çin'deki bütün ekonomi Ermenilerin yaptığı ekonomi. Moğolistan'daki bütün ticaret yolları şu anki Moğolistan'da Ermenilerin. Afganistan'daki Ermeniler, Hindistan Ermeniler, Seylan Ermeni, bütün o Hint okyanusundan başlayarak Orta Doğu, Arap Yarımadası, ta Manchester, ha, Birmingham, yani Büyük Britanya'nın olduğu, İrlanda'nın olduğu bütün her taraftaki her türden alışveriş, gidiş geliş, ulaşım, iletişim falan hepsi Ermeni. Silme Ermeni. Yani bu tarih. Şimdi buralarda diasporalar oluşmuş. Bizim Singapur'da diasporamız var. Bu diaspora millattan önce oluşmuş. Millattan sonra 4. yüzyılda bizim orada kilisemiz var. Yani diaspora kendi toprağının dışarısında yaşayan aynı topluma ait insanların oluşturduğu, oluşuma verilen isim değil mi? 4 imparatorlukta 18. yüzyılın sonuna kadar her şey Ermenilerin şeyinde olmuş, veraseti altında olmuş. Osmanlı İmparatorluğu, Şah İranlığı, Rusya, Çarlık Rusyası ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu. Şimdi mesela Avusturya Macaristan, siz Avusturya'dasınız değil mi? Evet. Avusturya'da siz biliyor musunuz? Salzburg'da Ermeniler ta 9. yüzyılda oraya kervansaraylar kurmuşlar ki bütün o ticareti ellerinde tutsunlar diye. Viyana'da. Viyana'da belki Almanlar da oralarda dolaşırken Ermenilerin otelleri vardı. Anladın mı?
Dünyada ilk kafe kültürünü Ermeniler yaydılar. Kafe, şu an oturmuşuz da bir kafede. İlk kafe Viyana'da kuruldu. Evet, doğru. Ve o kafe duruyor ve Ermeni kuruyor. Kur'an da Dersim'den gitme bir Ermeni. Kendisi Harputlu bir Ermeni kendisi. Aynısı Paris'te, aynısı. Şimdi bir bu diaspora var. Bu diasporayı bir yana bırakıyoruz, oldu mu? Dört önemli imparatorluğunda dünyanın her şey Ermenilerin elinde. Aklınıza ne geliyorsa. Yani eğer orada oturan bir Türk, bir Kürt, bir İranlı, bir Azeri, bir Rus, bir Avusturyalı elbise giyiyorsa onu Ermeniden almış, giymiş. Saçını taramayı biliyorsa saçını bağlamayı Ermeniden öğrenmiş. Anlıyor musun? Ha. Bütün bu takılar, baharatlar, yiyecekler, aklınıza ne geliyorsa. Yani hayatı oluşturan her şey Ermeniler sayesinde olmuş. Ve bu o bizim ilk diasporamız. İkinci diaspora. Özellikle 18. yüzyıldan sonrasında Ermeni sorununun ortaya çıkmasının ertesinde ve tek tarihte buna 1878 diyebiliriz, Berlin Konferansı. Ne zaman ki Ermeni sorusu, Armeni Şefkadı ortaya çıktı. Dediler ki bir sorun var, bu sorunun çözülmesi lazım. Bunlar bir toplum, çok uygar, çok gelişmiş, kendi topraklarında yaşıyorlar. Özgürlük mücadelesi veriyorlar. Özgür olmak istiyorlar, bağımsız. Niye Fransa bağımsız, Rusya bağımsız, İran bağımsız? Ermenistan bağımsız değil, çok acayip. Ermenistan beş takar. Fransa'ya da, Rusya'ya da, bilmem neye de. Ha? Yani Ermenistan'da ne zamanki kültür vardı, Fransızlar mağarada yaşıyorlar. Anladın mı? Ha. Yani çıplak yaşıyorlardı. Hani o adamla hava incir ağacının yaprağını koymuş ya, öyle. Yani bizim için bunlar dünkü çocuk gibi bir şey. Anlıyor musun? Bütün uygarlıklar. Yani Ermeni uygarlığının dünyadaki insanlığa verdiğini eğer biz bugün şeye, terazi üzerine koyacak olursak, böyle Ermeni terazisi burada durur, böyle dünya böyle havada kalır. Dünya havada kalır ha. Dikkat edin. Yani Fransa havada kalır, Amerika havada kalır, İngiltere de havada kalır, Almanya. Şimdi düşün ki bunlar havada kalırken bizim yanımızda Zaza, Kürt, Yezdi, Türk, Laz vesaire halklar var. Bu halklar yanımızda var bizimle birlikte ama bizimle hiç bilgileri yok. Biz üretiyoruz, onlar üretmiyor. Biz yaratıyoruz, onlar yaratmıyor. Biz bakırı işliyoruz, onlar bakıra böyle bakıyorlar. Yani bakırı işleyemiyorlar. Maden işleyemiyorlar. Şu gördüğün dokuyu dokuyamıyorlar. Halı bilmiyorlar nedir. Yanımızda yaşıyorlar. 100 yıl, 200 yıl, 300 yıl, 500 yıl. Yani eğer örnek vermek istersek, örnek veriyorum ben sana. Zazaların, Deylamlar, Ermenistan'a geliş göçleri zamanındaki durum neydiyse, o yüzyıllar, yani 9. 11. yüzyıldan bahsediyorum. Bugünkü durum aynı, zannetme ki hiçbir şey farklı. Bu kadar yüzyılda hiçbir evrimleşme olmadı mı ya bu adamlar? O teker nasıl dönmedi yani? Nasıl Ermeni orada kolej kurmuş, 6 dilden eğitim yapıyor, çocuğu okula gidiyor. Okuyan çocuk kalkıp gidiyor Sorbona, kalkıyor gidiyor Harvard, Cambridge, okuyor, geri geliyor Harput'a, geri geliyor Hozat'a, geri geliyor Çemişgeze'ye. Yanındaki her gün okuması yazması yok, yazı dili yok. Bizim yazı dilimizle bütün kitaplarımız var. Matbaayı Gutenberg buldu, değil mi? Mainz. Matbaayı Gutenberg'in bulmasından 29 sene sonra matbaa kurulmuştu Ermeniler tarafından 152 şehirde. Aynı bu şehirlerde. O şehirlerde Türkiye Cumhuriyeti döneminde matbaa yok. Düşünebiliyor musunuz? Ermeniler günlük gazete basmışlar, dergiler basmışlar. Sırf kendi tarihlerini değil, o halkların tarihini yazmışlar. Zazaların kendi tarihi yok. Yazılı hiçbir belgeleri yok. Nereden geldiler, nereye gidiyorlar filan. Ermeniler Ermence yazmış bunu. Evet. Okey. Şimdi 1878 Ermeni sorunun hemen ardından Osmanlı İmparatorluğu'nun sultanı olan Padişah Abdülhamit'in soykırımcı politikasından ilk 1894-96'da 350 binden fazla insan kendi toprağında kesildi. Kurtulabilenler diasporaya çıktılar, kaçtılar. İkinci diaspora bizde 1915 sonrasında oluştu. 1915'te Derzora, yani Suriye'nin çöllerine sürülen Ermeni halkının 1,5 milyondan fazla insana soykırıma uğratıldı. Hayatta kalanlar, yani benim nenem gibi mucizeyle yaşayan insanlar diasporada olmak zorunda oldular. Biz onun için Fransa'dayız, onun için Amerika'dayız, onun için Şili'de, Arjantin'de, Lübnan'da ve her yerdeyiz. İkinci diasporamız bu. Yani Ermenilerin son iki diasporası, kendi öz topraklarından dışarı çıkışları, her ikisi de soykırımla ilgili. Üçüncü diaspora, son diaspora, hemen hemen o Aleviliğin de diaspora dönemine getireceğim. 1937-38 Dersim soykırımının ertesinde oluşuyor. Dersim'de
Zazalara ve Ermenilere, Alevi Kızılbaşlara yapılan katliam sonrası, soykırım sonrası oradan insanları zorla sürgüne yolladılar. Sürgüne gelen insanlar 1949-50-51 yıllarında geri kendi topraklarına döndüler. Geri topraklarına dönen insanların içerisinde Ermeniler çok azdı. Yani Konya'dan, Bolu'dan, Burdur'dan, Manisa'dan, Dersim'den göç ettirilen insanların Alevisi, Zazası, Kızılbaşı geri döndü de Ermeni korktu geri dönmeye. Çünkü Alevi Kızılbaş orada bir toplumu var. Geri döndüğünde dayısının da oğlu orada. Ermeni hiç kimsesi yok. Ne yaptı? O Ermeni kalktı çıktı oradan. Geldi Fransa'ya. Anlıyorsunuz değil mi? Türkiye Cumhuriyeti, 1923'te kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nden göç eden Ermeni sayısı yaklaşık olarak 500. Türkiye Cumhuriyeti daha 23 senesinde 100 yıllık bir cumhuriyet olacak. O 90 yılda 500 bin Ermeni kendi topraklarını terk edip göçtüler. Amerika'ya, Kanada'ya, dünyanın her tarafına. Uruguay'da Maraş'ın Ermenileri var vesaire. Bu da bizim son diasporamız. Teşekkür ediyorum. Şimdi Alevi diasporasıyla biraz karşılaştırma yapabilir miyiz? Mesela Alevi diasporasına nasıl bakıyorsunuz? Okey. Bir de hani Alevilerin şu anki son süreçteki kendi içlerindeki fikir ayrışmalarından ötürü kutuplaşmalar, bunların diasporaya etkisi ne olur gibi bir kıyaslama yaparsak. Az evvel size bir şey söyledim, o özellikle belirttim. Ermeniler yazı dili olan bir toplum. Evet. Yazı dili demek belge bırakabilmiş bir toplum. Yani kitap yazmış adam kendi dönemiyle ilgili. Alevi hiçbir şey yazmamış. Sözlü olarak anlatmış bunu çocuğuna, onun çocuğuna falan. Bir sözlü tarih var. Şimdi Ermenilerin o kültürel gelişimi Alevileri ne yazık ki etkilememiş. Yani ben bunu çok üzülerek söylüyorum. Ermenilerin hemen yanı başında oldukları halde Aleviler etkilenmemişler Ermeni uygarlığının o gelişmişliğinden. Gelişmişlikten etkilenmiş olsalardı bugün kimlik arayışı içerisinde olmayacaklardı. Bir insanın kendisini bilmemesi kadar acayip bir şey yok. Adam bilmiyor kendisi kim, nereden geldi, nereye gidiyor, inancı ne, bu inancının temeli ne vesaire. Yalnız siz Alevi terimini kullandığınız için ben biraz farklı bakacağım olaya. Benim doğduğum, büyüdüğüm yerde %99 toplum Aleviydi ama Arap Aleviydi. Bugün Türkiye Cumhuriyeti denilen o Neylimney Cumhuriyet'te 4 çeşit Alevi var. Arap Alevi, Nuseyriler, Kürt Alevi, Zaza Alevi, Kızılbaşlar ve Türk Alevi. Yani 4 ayrı etnisite, 4 ayrı halkın insanında Alevilik var. Bu Aleviliğin Kızılbaşlık kesimi de var, olmayan kesimi de var. Şimdi bu 4 ayrı Aleviliği ben size nasıl anlatırım bilmiyorum ama bizim 1915'te katliama gidip öldürülen Doktor Nazaret Dağvaryan milletvekiliydi. Meclis-i Mebusan'da Sivas'tan, yani Sebastia'dan seçilmiş milletvekiliydi. Kendisi Sivaslı. Kızılbaş Aleviliğin Kökeni diye bir kitabı var. Bu adam bu kitabı 1873'te yazmış. 1873. Ve kitabının girişinde çok önemli bir bölüm var. Madem ki diyor Aleviler bilmiyor kendilerinin nereden geldiğini, niye Alevi olduklarını, Kızılbaşlığın farklılığını. Bunları diyor biz mürekkep yalamış takım yapmak zorundayız onlar yerine. Onlar yapmadıkları için bu görevi ben üstlendim diyor. Madem ki Sivaslıyım, Zaralıyım, Koçgiriliyiz. Orada diyor habire biz bunlarla yaşıyoruz. Onların dilini de konuşuyorum. Ben diyor gidip bir yıl orada yaşayacağım. Bunların bütün yaşlılarıyla, bütün din adamlarıyla, seyitleriyle söyleşilerde bulunacağım ve bunu kitaba döneceğim. Adam bunu da yapıyor. İlk bu Ermeni dergilerinde sürekli yayınlı olarak böyle devam edecek şeklinde birinci bölüm, ikinci bölüm falan oluyor. Ondan sonra 3 defa yayınlanıyor bu kitap. Şu ana kadar bu kitabı daha Alevi Kızılbaşlar tercüme edip okumadılar. İşte Alevilik ne durumda? Size bir tane şey, bir Ermeni 1873'te kitap yazmış onlarla ilgili. Bunlardan haberi yok. Benim tanıdığım bütün Aleviler, ki ben doğduğum zaman Ermeni görmeden Alevi görmüşüm. Ben Alevilerin içinde büyümüşüm. Yani bütün Alevi toplumunu çok iyi içselleştirmiş bir insanım. Ama dediğim gibi benim Alevim Arap Alevisi. Tapan, ateşe tapan, doğaya tapan bir halkız. Bizim bu halkımızın en geç Hristiyanlaşan, Hristiyanlığa karşı silahlı mücadele etmiş iki tane yeri var. Bütün coğrafyamızda, Ermenistan coğrafyasından başlıyorum. Birisi Dersim. Divriği merkezde ama şu an Sivas'ta bulunan merkez. Onun komutanı Sarkis, benim adım oradan gelme. Pagan komutan Ermeni kilisesine karşı çıkıyor. Ve o kilisenin o Hristiyanlık şeyinin emboze edilmesine karşı mücadele ediyor.
Bu Ermenilerde tamı tamına 400 yıl sürüyor. 100 yıl sürüyor. Ha? Bunlar bırakmıyorlar. Yani Hristiyan olsun toplum orada. Tam o dönem Zazaların gelme dönemi. Çok ilginç. Zazalar o dönem geliyor. Bu Ermenilerin, pagan Ermenilerin Hristiyanlığa karşı mücadele döneminde Zazalar geliyor yanımıza. Nereden nereye? Paraşütle düşer gibi. Deylam'dan. Yani Hazar Denizi'nin güneyinden geliyorlar. Zaza toplumu. O Dımliki, Kırmançki vesaire konuşan toplumdan bahsediyorum. Zazaki. Ha? O zaman bölünmeler yok. Yani hani şimdi hem Sünni Zaza var hem Alevi Zaza var ya. Evet. Daha o dönem yok bu benim söylediğim dönemde. Geliyorlar, Dersim'de bölgesi kendi coğrafyalarına çok benziyor, çok yakın. Oraya da yerleşiyorlar. Başlıyorlar yerleşik yaşama geçmeye. O kadar göçten sonra. Çok uzun bir yol geçiyor Zazalar gelene kadar. Deylam ülkesinden gelip Ermenistan'a yerleşmelerini anlatıyor. Yerleştikleri Ermenistan, Ermeni tarihinde 4. Ermenistan. Ya da Küçük Hayk. Poker Hayk denilen bölge. Biz oraya Zobk diyoruz. Ermenice Zobk. Malatya'nın kuzeyi. Arapkir'den daha kuzey. Sivas'ın doğusu. Erzincan'ın güneyi. Bingöl'ün batısı. Bu bölgeye Ermeniler Zobk diyor bizim tarihimizde. Evet. Eyalet. Kocaman bir eyalet. Ermeni prensipler eyaleti. Şimdiki kendilerine aşiretler diyorlar değil mi? O Dersim aşiretli. Onların birçoğu özünde Ermeni. Haydaranlar, Demenanlar, Kureyşanların içerisinde var, Baba Mansurlar da var, var da var. Ha. Geldikleri dönem bu adamlar Ermenilerden ne görüyorlarsa, yerleşik toplum Ermeniler değil mi? Yani onların ibadeti, inancı vesaire onu içselleştiriyorlar. Çünkü bunların oraya gelene kadar ki inanç dünyası şekillenmiş değil. Deylam'dan çıkışlarıyla buraya varışlar arasında çok uzun bir yol var. O yolu bir iki ayda almıyorlar ha bunlar. Oradan iniyorlar Tehran'a, Tehran'dan iniyorlar çok daha aşağıya. Ha? Oradan iniyorlar Bağdat'a. Bağdat'tan kuzeye çıkmaya başlıyorlar. Ha? Diyarbakır'a, daha yukarı. Malatya ve Dersim. Bu son durak. Terminus. Herkes iniyor trenden orada. Zazalardan bahsediyorum. Evet. Zazalar bununla ilgili hiçbir şey bilmiyorlar. Nereden bilecekler? Okuyacaklar. Nasıl okuyacaklar? Hangi kaynak? Ermenice. Kaynak Ermenice. Yazan Ermeni. Kitap var, dil yok. Kim yapacak bu işi? Zazalar yapacak. Zazalar bu işi yapmıyor mu? Yapmıyor. Niye? Ermenistan var, Ermenice var, üniversitemiz var. Şimdiye kadar senin gibi bir kızcağız kalkıp gelmedi buraya. Gelip bu bizim dili öğrenmedi, Ermenceyi. Öğrenmedi ki kendi tarihini öğrensin. Ha? Zazaların geçmişini öğrensin, Alevilik nereden geliyor, nereye gidiyor onu öğrensin vesaire. Yani Alevilikteki o araştırmacılığın eksikliği şu anki o sizin sorularınızı getiren evet. bir şey. 21. yüzyılda yaşıyoruz, yıl 2016, Haziran ayındayız. Avusturya'dan gelme bir kız Alevilik hakkında bir Ermeniye bunu burada bu zaman soruyor. Anlıyor musunuz? Çok gecikmişsiniz ama önemli değil. Geç olsun güç olmasın. Bundan sonra yapın. Hiç problem yok. Bizim milyonlarca kitabımız var. Ermeni'nin bir tek şeyi çok kitabı. Toprağı az, kitabı çok. Bilgisi çok bir toplum. Bu toplumun o bilgi dağarcığından eğer insanlar yararlanmıyorsa o kendi sorunları. Ben yaklaşık olarak 25 yıldır yaşıyorum Ermenistan'da, Doğu Ermenistan'da. Ben buraya Fransa'dan geldim. Fransa'da yüksek eğitim almışım. Almanya'da da eğitimi görmüşüm. Hep bu Alevi toplumuyla ilgili şeylerde o kadar feodal ve geri kalmış aşiretsel sistemiyle yaşıyorlar. Yani bize göre bir 3000 sene gerideler o anlamda Ermenilerle karşılaştığında. Münih'te bir adamın evinde bulunuyorum. Pülümürlü amca. Okuması yazması yok. 1959'da Almanya işçi gelmiş. Münih'in bilmem neresinde Siemens fabrikasında Gastarbeiter olarak çalışıyor amcaoğlu. İlgili şey anlatıyor. Ben Alevilikle ilgili 300 tane kitap bitirmişim 6 dilden. Herif kendi köyünün dışına çıkmamış Kırmızı Köprü'den. Hiç. Köyündeki ağacın adını bilmiyor. Bana Aleviliği anlatıyor. Ben de evinde oturmuşum. Sarkis sen Ermenisin bilmezsin. Aleviler başlıyor, devam ediyor. Dinliyorum. O adamın Alevilik bilgisi ne? Kendi köyündeki Seyit'ten ne duymuşsa dededen o. Başka hiçbir bilgisi yok. Ben adamın evinde oturmuşum Almanya'da konuşurken 7 yaşında bir çocuk geliyor. Bütün ev ayağa kalkıyor. Elini öpüyorlar, ayağını, eteğini öpüyorlar ki dedemiz geldi diye. Hani dedelik soydan geçiyor ya, o soydan olması lazım. Diyorum lan bu çocuk kendi adını bilmiyor. Siz bu adama tapıyor musunuz ya? Bir Ermeni'yle böyle bir şey düşünebiliyor musun? Bir Ermeni, şimdi biz burada oturalım üniversite. Bir tane hıyar gelsin, 5 yaşında biz ayağa kalkalım, el öte falan öpelim. Yani gülerler buna. Nenem de gülerdi, nenemin nenesi de gülerdi, onun nenesi daha da gülerdi. Kahkahalarla at. Alevi böyle yaşıyor. Berlin'de böyle yaşıyor, İngiltere'de böyle yaşıyor, başka bir yerde böyle yaşıyor. Yani bu kadar dünyanın gelişmiş olduğu, bütün dünyanın dillerinin artık ortak olduğu,
internet gibi küçülmüş, bu kadar küçülmüş bir dünyada bile bu tipten bir yaşam benim aklım almıyor. Bu ortaçağ karanlığı gibi bir şey. Anlıyor musun? Bunun için Alevilik denilen, ben tırnak içerisinde koymak istiyorum, diaspora ne yazık ki kendi aydınlarını yaratamıyor. Şu anki sancı o. Yani o çocuk doğmuyor daha. Sancılı. Gebe, Alevilik gebe kalmış, hamile. Çocuk doğacak. Nasıl doğacak bilmiyorum. İnşallah sağlıklı doğar. Aman 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 tutu. Ha? Yani sakal büyük çaba göstermesi lazım ki bilime karşı, bilim dışı, leylimley, safsatalar. Web sitelerde okuyorum, gazetelerde okuyorum. Yani aklıma kim gelir, hangi köyden gelmiş, neşelerine türkü söylüyor. Öyle olmaz bu iş. Bu aşık işi değil. Anladın mı? Bilimsel. Almanca kaynaklar var, İngilizce kaynaklar var, Rusça kaynaklar var, Farsça kaynaklar var, Arapça kaynaklar var, Ermenice kaynaklar var. Bu kadar kaynağın içerisinde bu kadar kaynaksızmış gibi yaşamak aklımın almadığı bir şey. O siz Kürt değilsiniz kardeşim. Normal insan oturur bütün bunları araştırır. Anlıyor musun? Araştırma döneminizin sonucunda karar verecek olan, karar mekanizmasına gelecek olan sizsiniz. Niye? Ermeni halkı, Ermenileşme dönemini yaklaşık olarak 500-600 yıl içerisinde yaşadı. Yani şu elimde Ermenistan'da Bıjni diye bir köyün maden suyu var. Bu maden suyunun içerisinde doğru bileşenler var değil mi? Magnezyum 1,4, nitrat şu kadar, sodyum bu kadar değil mi? Bütün bunlar bu suyu üretiyor değil mi? Ermeniler bu su olana kadar %1,4'ü magnezyummuş, yüzde bilmem neyi sodyummuş, bilmem ne kadar nitratmış. Bütün bu Ermenileşme evresini yaşamışlar. Aradda Azzi, ha Şubari, Mitani, ha Urartu'nun ki Urartu söyleniyor aslında Ermenistan'ın Van krallığı, ha Van Ermeni krallığı. Bütün bu uygarlıkların içinden geçtikten sonra Ermeni oluyor. Yani aynı dili konuşuyor, aynı inanca sahip, aynı coğrafyada, aynı kültürel bileşenler ortak. Hem sende hem buraya bir tane çocuk gelmişti, adı Zeynel. Dersimli Zaza Alevi Kızılbaş. Çocuğa bakıyorum diyorum, götüreyim mi şimdi seni bizim eve? Benim aşağıdaki komşunun oğluyla fotoğrafınızı çekeyim. İkiz gibisiniz. Sen bir Ermenisin. Abi diyor, ne diyorsun ya? Ben Alevi Kızılbaş Zaza'yım bana kendisi. Dedim, ben ispat edersem sen Ermenisin, ne olacak senin durumun? Dedi, ben dedi dürüst bir insanım, namuslu. Sen ispat edersen ben Ermeniyim, ben Ermenliğime dönerim. Okey. Bu oğlan şimdi Fransa'da yaşıyor. Ha? Var ya. Sizinle tanıştırabilirim. Bu oğlan buradan gittikten sonra annesine soru soruyor. Ermenistan'dan gidiyor benimle tanıştıktan sonra. Diyor ki, orada bir tane deli dolu bir manyak var diyor. Onu gördüm, benim o deli dolu manyak. Yani sadece saspanyan. Bana böyle bir şey dedi diyor. Doğru mu söylüyor? Evet oğlum, biz Ermeniyiz. Anne, bugüne kadar niye söylemiyordun bunu bize? E diyor, dersimde öyleydi. Dersimde biz Alevi Kızılbaşlık Fransa'dayız. Burada böyle. Anlıyor musun? Bu çocuk buna inanmıyor. Genetik test var. Genetik. DNA testi gidiyor. Soyacına bakılıyor. Çocuk yaptı, bitirdi ve DNA testinde %100 Ermeni çıktı. Yani benim taşıdığım DNA, genetik kodla, İsa'nın taşıdığı kodla, Zeynel'in kodu aynı. Eğer bizim üçümüzde de aynıysa bu magnezyum. Nasıl suyun kimyası var da bir ulusun kimyası yok? Var mı böyle bir şey? Ha? Yok. Yani adamın %100 Ermeni olduğu çıktı. Bana telefon açıyor. Sarkis abi, ben diyor Ermeniyim. Bu çocuk 2 sene evvel Alevi Kızılbaş Zaza'ydı. 2 sene sonra Ermeni. Yani bir adam hem portakal hem armut olamaz. Değil mi? Nasıl portakal ağacı muz meyvesi veremez değil mi? Ha? Domates, hıyar değil mi? Aynen öyle. Halklar da böyle. Yani Zaza Zaza'dır. Ha, Ermeni Ermenidir. Laz Laz'dır. Ha, Türkmen Türkmendir. Şimdi benim anlattığım o Aleviliğin hikayesinde o kadar çok Ermeni, o tarihsel pagan döneminin şeyi var, zenginliği, kültürü. Ha, burada Hranuş Karadyan bizim etnograflarımızdan, en iyi etnograflarımızdan birisi şu an burada. Dersime gitti. 2 sene çalışma yaptı Dersim ve köylerinde. Sarkis diyor, bana gelmiş, kitap yazdı. Kitap burada. Yani kitabı verebilir, size götürebilirsiniz. Bu adamların diyor bütün inancı şimdilik anlattıkları Alevilik kızım. Bizim diyor eski din. Ermenilerin pagan dönemindeki din. Evet, bunu biz biliyoruz. E çünkü biz kendi tarihimizi biliyoruz. Yani şu an Alevi ne yapıyorsa o benden alınmış copy paste. Anlıyor musun? Almış koymuş yerine bu. Bundan sonra ortaya çıkaracak olan insanların Alevi olması gerekiyor. Niye? Bunu Sarkis söyledi. Ha, Ermeniler bizi zorla Ermenileştirmek istiyorlar.
Türkler bizi Türkleştirmek istediler, Kürtler Kürtleştirmek istediler. Yok bilmem ne söylemleri başlıyor. Bana bak, bilim bilim. Güneş güneş, dünya yuvarlak. Yani bilimsel bu kadar ciddi bir şeyi sen tartışmak yerine, eğitim öğrenmek yerine eğer böyle lolo cevapların veriyorsa işte gidersin Kürtlerle Türklerle yaşarsın. Senin bir şekilde cevap vermiş oldunuz. Bayağı geniş böyle bir yelpaze açtınız. Ben son olarak şimdi çok güncel ve sıcak bir konuyu kısaca almak istiyorum sizden. Ermeni soykırımı Almanya'da kabul edildi. Bundan sonraki süreç nasıl devam edecek? Bundan sonraki süreç Zazalar topraklarımızı geri verecekler bize, Aleviler. Eğer bir Alman diyorsa ki biz mitschuldigiz, ha, verantwortlichimiz var, biz sorumluyuz yapılandan, Ermeni halkına karşı soykırımdan, bu tazminat davasını getirecek yani doğal olarak, değil mi? Ha. Nasıl Almanya'nın Naziler dönemindeki, faşist dönemindeki Almanya, ha, İsrail'e tazminat ödüyor değil mi? Belçika'ya tazminat ödüyor, Hollanda'ya tazminat ödüyor, yani zarar verdiğine. Almanya'da bundan sonra tazminat davalarının ortaya çıkması gerekiyor. Bizi tazmin edecek halkların sayısı oldukça kalabalık. Bugün bizim öz anavatanımız işgal altında ve Ermenistan'ın işgal altında tutan halkların içerisinde ne yazık ki Aleviler de var. Ne yazık ki diyorum çünkü az evvel dedim ya soğan zarı kadar. Eğer bizimle farkı soğan zarı kadar olan adam bile gelip malımın üstüne oturmuşsa orada bir problem var. O ağacı ben dikmişim, o evi ben yapmışım, tarlayı ben sürmüşüm. Bugün sen oturuyorsun. Ben sana diyorum ki emme, kalk oradan yavaş yavaş bulunup patını al. Git kendi nereden geldiysen oraya, orası benim. Orası hem senin hem benim değil, orası benim. Benden zorla alındı. Beni keserek aldı. Değil mi? Hani hiç kimse böyle güllük güneşlik kafasını estiği için oradan çekip gitmedi. Bizi soykırıma uğratmak için Suriye çöllerine götürüyoruz, tehcir ediyoruz diye götürdük. Daha köyden çıktıktan 10 metre sonra kestiler. Bizi kesenler bizim komşularımızdı. Bizim yanımızdaki insanlardı. Yani kimse bizi gelip ta uzak yerden kimse bizi kesmedi. Biz Pülümür'de kesildiğimizde bizi kesen Pülümür'deydi. Kars'tan kimse gelip bizi Pülümür'de kesmedi. Bizi Sivas'ta kestikleri zaman adam Edirne'den gelip bizi kesmedi. Sivas'taki adam kesti. Kim kesti? Türk kesti. Kürt kesti, Zaza kesti, Türkmen kesti, Laz kesti, Çerkes kesti, Çeçen kesti. Niye kesti? Sarkis'in malı mülkü var, her şey var, güzel kızı var, kızını alırım kendime, anladın mı? Malının mülkünün üstüne otururum, böyle. Şimdi o mal, mülk, devlet, her şey oldu, nereden anlamıyorum Türkiye Cumhuriyeti, anlamıyorum nereden oluyor Kürdistan, anlamıyoruz nereden oluyor Zaza filan, anladın mı bunlar? Yani sen bir tane laf var diyor, sana yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma. Sen bir soyun tüketimine katılmışsın aktif. Mitschuldig. Suçlusun, anlıyor musun? Alman nasıl kendi suçunu kabul etti şimdi Bundestag? Kalkıp ne kadar bu dünyada Kürt, Türk, Zaza, Lazazi ve saydığım toplumlardan insanların bu suçu itiraf etmeleri gerekiyor. Yani hiç kimsenin ben bir devlet değilim, benim bir siyasi iradem yok, ben kimim ki bilmem ne demeye ihtiyacım yok. Türkiye'de bir tane kanun var, yasaktır. Kadastro bilgileri insanlara verilmez. Yani sen gidip şimdi Tercan'da bir toprağın alım satımını yapamazsın. Tercan'daki, Erzurum'daki, Erzincan'daki toprağın, arsanın kadastro bilgisi verilmez. Yasaktır. Türkiye Cumhuriyeti kanununa göre yasaktır. Niye yasak biliyor musun? Çünkü orada o toprağın kadastro bilgisi Zeynep'e, Mehmet'e, Mesut'a, Ali'ye, Veli'ye ait değil. Sarkis'e, İsa'ya, Karni'ye, Garabed'e ait onun için. Anladın mı? Ha, bu kadar açık. Yani o biliyor ki mal onun değil. Onun olmayan malın üstünde yaşıyor bütün bu insanlar. Bizim verasetimizin üstünde, bizim diktiğimiz ağacın meyveleri yeniliyor. Bizim diktiğimiz üzüm yeniyor. Ha, her şey bizim orada. Her şey. Toprağın altını kay bizim, üstünü kay. Onlar kendilerini aydın gösteriyorlar. Avrupalarda üniversitelere gidiyorlar. Yollara dökülüp demonstrasyon yapıyorlar. Ellerinde bayrak alıp bilmem lololar anlatıyorlar. Gitsin o loloyu dedesine anlatsın. Bana anlatamaz. Ermeni'yi anlatamaz. Alman'a gider anlatır. Beni vuruyorlar, beni dövüyorlar. Ben şuyum, ben buyum bilmem ne ama kendisi aynısını Ermeni'ye yapmış. Ondan bahsetmiyor. Anladın mı? Kendisi Avrupa'da kendisine diyor ben aydınım, entelektüalım, üniversiteye gitmiş, Alevilik üzerine araştırmalar yapıyor. Yazın kalkıp gidiyor Dersim'e, gittiği yer Ermeni köyü, Ermeni kültürü, Ermeni bağı, Ermeni, onunla ilgili ses yok, çıt yok. Geri geliyor Viyana'ya, geri geliyor Münih'e, geri geliyor Frankfurt'a, sanki o şeyleri yaşamamış gibi inek inek devam ediyor yaşamına. Bu mu insanlık?
Anladın değil mi ne demek istediğimi? Anladım ben sizi. Bunu ben özellikle söyledim ki sizin hepinizin ne kadar insan varsa kendi Bundestag'ınız, vicdanınız olmalı. Her bir insanın vicdanı kendi Bundestag'ı ve bu kararı almalı. 100 sene biz bekledik bütün insanlıktan. 100 sene. Ki insanlar acımıza ortak olurlar. İnsanlar bunu anlarlar. İnsanlar yapılan için utanırlar. Yaptıkları yüzünden. Yerin dibine girerler. Hiç kimsenin yerin dibine girdiğini görmüyoruz. Ve biz onlar adına utanıyoruz. Bu kadar. Tamam. Beklediğimiz bu. Çok özellikle Alevilerden bekliyoruz biz bunu. Çünkü biz Alevileri kendimiz için en yakın, en yanımızda duran, en dostane, en bize sıcak ve samimi toplum olarak görüyoruz. Hangi Alevi olursa olsun ha, Türk Alevi, Zaza Alevi, Kürt Alevi, Arap Alevi. Biz Alevilerle kendimizi çok yakın görüyoruz. Madem ki biz bu kadar yakın görüyoruz, eğer benim yanımda ilk duran Alevi değilse, o herif Alevi değil demek ki usta, Alevi olmaz. Alevilikte doğaya tapılıyor. Doğaya tapan bir insan eğer doğanın en büyük varlığı insanı reddediyorsa, ki o insan Ermeni insanı, demek ki onun kendi vicdanı ve beyniyle bir sorunu var. Gitsin o sorun. Bu söyleşi kapsamında son sözleriniz olsun. Evet, gidin tedavi olun diyorum insanlara. Vicdan tedavisi görün. Çok önemli. Sarki Satspanyan'la söyleşi yaptık. Kendisi bizimle kendi görüşlerini paylaştı. Kendisine çok çok teşekkürler ediyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.